Merhaba çocuklar. Bugünkü ödev kağıtlarımızın çözümüne başlıyoruz. Ödevlerimiz bugün fen bilimlerinden de turbo fenden çalışmalarımız. Önce sayfa 57. Aşağıda verilen ifadeler soldan başlanarak okunur. Okunan ifadelerin doğru yoksa yanlış olduklarına göre karar verilip ilerlenir. Sonuçta hangi çıkıştan çıkmamız gerekiyor bakalım diyor. Evet, en soldan başlayacakmışız. Kuvvet duran bir cismi hareket ettirir. Evet, doğru. Kuvvet duran cismi hareket ettirebilir. Hareket eden cismi yavaşlatabilir ya da durdurabilir. Hareket eden cismin yönünü değiştirebilir. Şeklini değiştirebilir. Böyle etkileri vardı. İkinci bölüme geldik. Kuvvet hareket halindeki cisimleri durdurabilir. Evet doğru. Bu da kuvvetin etkilerinden bir tanesiydi. Kuvvet hareket halindeki cismi durdurabilir. Yine doğru taraftan gideceğiz. 4 numaralı bölüme geldik. Kırılan bardak şekil değiştirmez demiş. Hayır, şekil değiştirmiş olur. Üstelik de kalıcı bir şekil değişikliği olur. Kuvveti sonlandırınca eski haline geri dönemez. Kalıcı şekilde şekil değiştirmiş olur. Dolayısıyla bu yanlış söylüyor. Yanlış çıkıştan çıkacağız. 2 numaradan çıktık. 'Yukarıdaki şemada yönergeleri takip eden Eymen ikinci çıkışı, Bartu ise beşinci çıkışı işaretlemiştir. Yönergeleri takip ettiklerinde Bartu'nun bir ifadeye yanlış cevap verdiğini tespit etmişler. Bartu kaç numaralı ifadeye yanlış cevap vermiştir? 1, 2, 3, 4 demiştir. Şimdi Eymen ikinci çıkıştan çıkmış. Eymen ikinci çıkıştan çıktığına göre Eymen doğru yapmış bizim gibi. Eymen'de problem yok. Bartu ise 5. çıkışı işaretlediğine göre nerede yanlış yapmış diye soruyorlar. Şimdi Bartu'nun 5. çıkışı nerede önce onu bulalım. 5. çıkış burada. Bartu 5. çıkışa geldiğine göre demek ki nereden başlamış yanlışlık çocuklar? Ta ilk başta başlamış. Eğer ilk başta Bartu doğru cevap verseydi, yani hangi taraftan gideceği konusunda doğru yapmış olsaydı, doğru olan taraftan gidecekti ve doğru olan taraftan gitseydi 1, 2, 3 ya da 4'ten çıkması lazımdı. 5'ten çıkması imkansızdı. Bartu 5. çıkıştan çıktığına göre daha ilk başta yanlış yola girmiş. O halde Bartu ilk baştaki 1. bölüme yanlış cevap vermiş. Yani işin en başında yanlış yola girmiş. Dolayısıyla cevap olarak A seçeneğini işaretleyeceğiz. Bartu daha 1. soruya yanlış cevap vermiş. Yani yanlış yoldan gitmiş. Aşağıda verilen eşit mesafedeki KLM mıknatısları serbest bırakıldığında L mıknatısının K mıknatısından uzaklaşıp M mıknatısına yaklaştığı gözleniyor. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı kutuplarının işareti hangisi olabilir demiş. Evet, kutupları biz bulalım o zaman. Şimdi bizim burada yararlanacağımız mıknatıs hangisi? Serbest bırakıldığında diyor L mıknatısı K'den uzaklaşıp M'ye yaklaşıyormuş. Evet, mıknatıslarımız bunlar. K mıknatısı, L mıknatısı ve M mıknatısı. Şimdi biz L'den yararlanacağız. Çünkü L'den bize özellik vermişler. L mıknatısı ne yapıyormuş? Serbest bıraktığımızda bütün mıknatısları L mıknatısı K mıknatısından uzaklaşıyormuş. Uzaklaştığına göre bu aralarında ne var çocuklar o zaman demek ki? Bunların aynı kutupları uç uca geliyor demek ki. Çünkü birbirlerinden uzaklaşıyorlarmış. Birbirlerini itiyorlarmış. İteceklerine göre birbirlerine yaklaşan kutupların aynı olması gerekir. Şimdi K mıknatısına bakalım. Kuzey kutbu verilmiş. Burası kuzey kutbuymuş. O zaman buraya ne kalıyor? Güney kutbu kalıyor. L ile birbirlerini iteceklerine göre o zaman bu iki yazan yerin de güney kutbu olması lazım. Yani S yazıyoruz. Dolayısıyla K'de kutuplar belirlenmiş oldu. Güneyi ve kuzeyi işaretlemiş olduk. Şimdi L mıknatısına girelim. L mıknatısında güney kutup bu tarafsa bu tarafa ne kalıyor o zaman? Kuzey kutup kalıyor. Oraya da kuzeyi yazıyoruz. Şimdi M mıknatısına geldik. Zaten işimiz kolaylaştı aslında. M'de kuzey kutup burası olduğu belliyse o zaman buraya ne kalıyor? Güney kalıyor aslında. Bir diğer özellikten daha yararlanabiliyoruz. L ile M birbirini çekecekmiş. Çünkü L mıknatısı diyor M'ye doğru yaklaşıyor. Yani M'ye doğru çekim yapıyor. O halde zaten L mıknatısında burası eğer kuzey olduysa ve M ile birbirlerini çekeceklerse demek ki M'nin buradaki bunun zıttı olması lazım. Yani güney olması lazım. Üstelik de zaten M mıknatısında şurayı
kuzey diye verdiği için diğer tarafa zaten güney kalıyor. Aslında bu soruda şu M'nin kutuplarını da hiç vermeseydi soru daha güzel olabilirdi. Şimdi biz kutupları bulduğumuza göre bakalım hangi şıktaki kutuplar bizimkilere uygun. S, S, N, S. Evet, S, S, N, S olanı bulacağız. S, S, A şıkkı olmadı. S, ikincisi de S olacaktı. Bu da olmadı. C şıkkı S, S, N, S. Evet, C seçeneği bizim bulduğumuz sıralamaya uydu. D seçeneğe uymadı. 4 numarayı yanlış yazmış onlar. Dolayısıyla kutuplarımız C seçeneğindeki gibi oldu. Mıknatıslarla ilgili en önemli özelliği tekrar orada hatırlatalım. Aynı kutuplar ucu uca gelirse birbirini iter. Farklı kutuplar birbirine yaklaşırsa birbirini çeker. Onu hiç unutmuyoruz. Hareket halindeki servis aracının geldiğini gören Ahmet okula gitmek için hazırlandı. Servis durağı geldiğinde binip okuluna gitmek için yola koyuldu. Evet, Ahmet durakta bekliyormuş, oturuyormuş, sohbet ediyormuş. Otobüsün geldiğini görünce ayağa kalkmış, çantasını sırtına takmış belki işte neyse otobüse yani servise binmek için hazırlanmış. Bu durumda diyor servisin yaptığı hareketler hangisidir? Yani durağa yaklaştığına göre bu servis ne yapacak? Yavaşlayacak. Biz şuraya yazalım. Daha sonra hangisine uyduğuna bakarız. Önce yavaşlama hareketi yapacak. Tam durağa geldiğinde duracak. Ve durup çocukları aldıktan sonra tekrar hareket ederek hızlanıp gidecek. Hızlanma. Servisin yapması gereken hareketler bunlar. Bakalım bu hareketler hangi seçenekte verilmiş? Evet, yön değiştirme demiş. Yavaşlama, durma, hızlanma. Evet, B seçeneği bizim yazdıklarımıza uydu. C zaten hiç olmaz. Durağa yaklaşan araba hızlanmaz. D'de önce durma sonra yavaş hızlanma sonra yavaşlama diyor. Ayrı da uymuyor sıralamamıza aykırı. En doğru seçenek evet B seçeneği bizim düşündüğümüze uygun zaten. Devam edelim. Aynı anda koşuya başlayan Elif, Yağmur ve Pınar'ın bitiş noktasındaki son durumları aşağıdaki gibidir. Tamam. Yağmur en önünde, arkada Elif, onun arkasında Pınar var. Buna göre çocukların hızlarının karşılaştırılması nasıldır? En önde Yağmur olduğuna göre en hızlı Yağmur. Biz şuraya yazalım. Sonra şıklarla karşılaştırırız. Yağmur en hızlı. Sonra Elif hızlı. Sonra Pınar hızlı. Evet, yani Yağmur birinci, Elif ikinci, Pınar üçüncü olduğuna göre hızları da aynı sıralamaya uygun olacak. Şimdi bakalım Elif küçüktür Yağmur demiş. Elif'in hızı Yağmur'dan küçük ama Yağmur'un hızı Pınar'a eşit değil. Yağmur çünkü en hızlı. Eşit olmaları için yan yana olmaları gerekirdi. Dolayısıyla eşitlik hiç olmaması lazım. Çünkü hiçbiri yan yana değil. O yüzden eşitlik olanları hemen çizebiliriz. D seçeneğinde de eşitlik var. Orada da çizebiliriz. Çünkü hiçbir çocuk birbiriyle eşit değil. Şimdi bakalım Yağmur B seçeneğinde Pınar küçüktür Yağmur demiş. Hayır. Evet doğru ama Yağmur Elif'ten küçük değil. Yani Yağmur'un hızı Elif'ten küçük olmaması lazım. O yüzden bu da olmadı. Zaten geriye bir tek C kaldı. Yağmur büyüktür Elif. Yani Yağmur'un hızı Elif'ten büyük. Elif'in hızı da Pınar'dan büyük. Evet doğru. Seçenek bu. Birinci Yağmur, ikinci Elif, üçüncü Pınar. Büyüklük sıralaması bu şekilde oldu. Evet, madde ile ilgili çalışma sayfasına geçtik. Maddeyi niteleyen özellikler. Nitelemek ne demekmiş onu açıklıyor bize. Maddelerin özelliklerini belirlemek demektir. Maddeleri duyu organlarımızla tanıyabilir ve niteleyebiliriz. Bu özelliklerden bazıları suda yüzmesi ve batması, suyu çekmesi ve çekmemesi, mıknatıs tarafından çekilmesi ve çekilmemesi. Evet, nitelemek demek maddenin sahip olduğu özellikler demekti. Bunu da biz derslerimizde tekrarla söylemiştik. Ve maddenin sahip olduğu özelliklerinin çoğunu biz ne yapabiliyorduk? Duyu organlarımızla söyleyebiliyorduk. Bazılarını da çeşitli aletler kullanarak ölçüp söyleyebiliyorduk. Maddenin gözlemlenebilir yani duyu organlarıyla anlaşılan özelliklerine maddeyi niteleyen özellikler diyorduk. Bazı aletler kullanılarak ölçülebilen özelliklerine de maddenin ölçülebilen özellikleri diyorduk. Mesela kütlesini ölçebiliyorduk teraziyle. Mesela hacmini ölçebiliyorduk. İçi sıvı dolu dereceli kaplara koyarak da hacimleri ölçebiliyorduk. Evet, nitelemek demek duyu organlarıyla anlayabildiğimiz özellikleri demek. Şimdi ne yapmışlar? Aşağıda verilen tabloda maddeleri belirten özelliklere sahip olma durumuna göre işaretleyin demişler. Suda batar, suda yüzer, suyu emer, suyu emmez, mıknatısı da çekilir, mıknatısı da çekilmez. Vida. Vida suda batar, suyu emmez ve mıknatısla çekilir. Bulaşık süngeri,
Bulaşık süngeri ilk başta suda yüzer gibi olsa bile suyu çekeceği için suda batar. O yüzden ona suda batarı işaretliyorum ben. Suyu emer, mıknatıstan çekilmez. PET şişe, yani plastik şişe demek istiyor. Plastik şişeler suda yüzer. Ama nasıl yüzer? İçi boş kalırsa yüzer, onu da bilelim. Bunu içi boş ve ağzı kapalı olarak düşünüyoruz yani şu an için. Suyu emer, suyu emmez. Plastik suyu emmez. Mıknatıs tarafından da çekilmez. Şemsiye. Şimdi şemsiye suda batar, suda yüzer. Şemsiye haliyle eğer kapalıysa suda yüzmez. Çünkü demir aksamları var içinde biliyorsunuz. Telleri falan var. Gövdesinde de büyük bölümü demirden oluyor. O yüzden şemsiye eğer kapalıysa çocuklar suda yüzmez. Biz bunu kapalı şemsiye olarak düşünelim. Ona göre cevaplayalım. Kapalı bir şemsiye suda batar ama açık olsaydı yüzerdi. O yüzden burada ayrım yapmamış. Açık şemsiye mi, kapalı şemsiye mi? Biz şuraya yazalım. Kapalı şemsiye diyelim. Suyu emer, suyu emmez. Mıknatısla çekilir, mıknatısla çekilmez. Evet, burada da şimdi iki şey düşünmek zorundayız. Şemsiye bir bütündür. Yani içindeki telleriyle falan bir bütün. Tellerini mıknatıs çeker ama şemsiyenin kumaş dediğimiz kısmını mıknatıs çekmez. Burada kastettiği şey herhalde kumaş kısmı olsa gerek. O yüzden biz buna çekilmezi işaretleyeceğiz. Ama tekrar ediyorum, neye göre cevap verdik? Şemsiyenin o üstündeki bezine göre cevap verdik. Yoksa şemsiyenin tellerini mıknatıs çeker. Şimdi aşağı bölüme geçeceğiz ama yukarıdaki başlıkları göremeyeceğiz. O yüzden biraz küçültelim bunu. Metal kaşık. Metal kaşık suda batar. Suyu emmez. Mıknatısla çekilir. Havlu suda batar. Suyu emer. Mıknatıstan çekilmez. Taş suda batar. Suyu emmez. Mıknatıs tarafından çekilmez. Tahta suda yüzer. Evet, bunu tekrar hatırlatalım. Ahşap, tahta ya da ağaç dediğimiz şeyler hepsi aynı şey sayılır ham madde olarak. Ağaç ya da ağaçtan yapılmış her şey suda yüzer çocuklar. Bunu bilelim. Kurşun kalem de suda yüzer o yüzden. Çünkü o da ağaçtan yapılıyor. Tahta suda yüzer dedik. Suyu emer diyoruz tahtaya. Tahta bir miktar su emebilir. Mıknatısla çekilmez. Çivi suda batar, suyu emmez, mıknatıs tarafından çekilir. Başka var mı? Evet, yağmurluk varmış. Bizim başlıklar yine yetmiyor ama kağıttan bakarak devam edelim. Yağmurluk. Yağmurluk. Şimdi bu da ilginç yine. Yağmurluk eğer açık vaziyette, yani yayarsak böyle örtü gibi açıp da koyarsak suda batmaz, yüzer. O yüzden buna suda yüzer işaretleyelim. Suda yüzer, suyu emmez. Suyu emmez. Şurası oluyor, suyu emmez. Ve mıknatıs tarafından çekilmez. Evet, şimdi şuraya nokta koyayım ben ayırmak için. Plastik çatal. Plastik çatal çocuklar suda yüzebilir. Çünkü çok hafif bir malzemedir. Suda yüzer. Daha sonra suyu emmez. Plastik olduğu için suyu emmez. Mıknatıs tarafından da çekilmez. Anahtar. Bu kapı anahtarını kastediyor diye düşünüyoruz. Onu da ayrıca belirtelim. Bildiğimiz kapı anahtarını kastediyor. Anahtar suda batar. Suyu emmez. Mıknatıs tarafından da çekilmez. Madeni para. Madeni para suda batar. Suyu emmez. Ve mıknatıs tarafından da çekilmez. İşte o bozuk para dediğimiz madeni paralar baktığımız zaman demir gibi görünüyor biliyorsunuz. Ama mıknatıs onu çekmiyor. Çünkü büyük bölümü bakırdan oluşuyor. O yüzden de onu mıknatıs çekmiyor. Tekrar büyütelim sayfamızı. Maddenin özellikleri. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimelerle tamamlayın. Duyuz, suyu, geçirmeyen, dokunma, yüzen, kobalt, opak madde.
belli bir yeri kaplayan canlı veya cansız her şeye, belli bir yer kaplayan canlı, cansız her şeye biz ne diyoruz? Madde. Bu bir yer kaplayan derken ne demek istiyor aslında? Hacmi yani. Hacmi olan her şey. Yer kaplamanın fendeki ismi hacimdir. Belli bir yer kaplayan yani belli bir hacmi olan her şeye madde diyoruz. Maddenin bazı ön özelliklerini duyu organlarımızla anlayabiliyoruz. Deniz topu mıknatıs tarafından çekilmeyen aynı zamanda suda yüzen bir maddedir. Cevizin sert ve pürüzlü olduğunu dokunma duyusuyla anlarız. Demir, nikel, kobalt mıknatıs tarafından çekilen maddedir. Şemsiye, yağmurluk ve çizme su geçirmez malzemeden yapılır. Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir. Evet. Opak kelimesini çok kullanmıyoruz. Burada hatırlamış olalım. Opak demek ışığı geçirmeyen madde demek. Yani arka tarafına ışık geçirmiyor. Böyle maddelere opak madde diyoruz. Mesela cam opak madde değil. Camın arkasına ışık geçiyor. Eğer ışık geçmeseydi evimizin içi karanlık olurdu. Işık geçirenlere saydam madde diyoruz. Işık geçirmeyenlere de opak madde diyoruz. Kağıt, havlu, tuvalet kağıdı gibi maddeler suyu emer. Aşağıda verilen ifadelerde hangi duyu organımızı kullandığımızı bulup duyu organımızın numarasını yazalım demiş. Strafor köpüğün suda yüzdüğünü gözümüzle görürüz. Buna 1 yazıyoruz. Yemek mis gibi koktu. Bu burnumuzun işidir. Buna 3 yazıyoruz. Yağmur sesi huzur veriyordu. Bu kulağımızın işidir. Buna 2 numarayı yazıyoruz. Suya basınca çorabım ıslandı. Islaklığı derimizle yani dokunma duyumuzla hissederiz. Buna 5 yazıyoruz. Ananas pürüzlü bir meyvedir. Ananasın pürüzlü olduğunu onu da yine derimizle anlarız. Her yörenin kendine özgü damak tadı vardır. Damak tadı lezzetleri dilimizle anlarız. Buna da 4 yazıyoruz. Evet, çalışma kağıtlarımız, ödevlerimiz burada bitti. Kontrollerimizi yapalım. Anlayamadığımız yerleri okuyup, kitaptan ya da defterlerimizden ilgili bölümleri okuyup anlamaya çalışabiliriz. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.